Hünkârım. Vaziyet nedir? Asker de ahali de yasaklarınıza riayet ediyorlar hünkârım. Göz açtırmıyoruz. Ancak Ağizade Efendi'nin idamı infiale yol açmış. Ahali gıyabında cenaze namazı kılmak ister. Hadiseler büyümeden sizi haberdar etmek istedim. Hainlerin namazının kılındığı nerede görülmüş? Canlarına susamış gafiller. Hünkârım, kimse meselenin hiç yüzünü bilmiyor. Çoğu müftünün azledildiğini dahi bilmez. Ulemanın derhal ahaliyi teskin edip vaziyeti anlatması lazım. Ben de bu yüzden geldim hünkârım. Ulema da huzursuz. Vaziyeti konuşmak için Kadızade Mehmet Efendi'nin mekanında bir araya gelmişler. Daha düne kadar Şeyhülislam'ı azletmek mümkün değilken şimdi idam ediliyor. Olacak şey değil. İlmiye'den onlarca mühim zat da kellesinden oldu. Ulemaya reva mıdır bu? Ahizade Efendi iktidar hevesine düşmeseydi bütün bunlar başına gelmeyecekti. Sen ne demeye gizli toplantılar tertip edersin? Kimin haddine ulemayı hünkârımız aleyhine kışkırtmak? Öyle değil mi Sivasi Efendi? Meselenin aslı astarı nedir bilmem. Lakin bir müftünün idam edilmesi doğru değil. Her iki bu şekilde infazı münasip olmadı. Ne örfi ne şerri. Hiçbir kanunda, kitapta yeri yok bunun. Hünkârımıza ihanet etmiş. Yerini, makamını hiçe sayıp fitne ehliyle birlik olmuş. Buna rağmen onu mu müdafaa edersin? Ben merhumu değil, ulemanın haklarını müdafaa ederim. Müftünün katliyle açılan bu kapıdan hayır gelmeyeceği aşikar. Doğrudur. Tabii. İyi söyledin. İnşallah. İnşallah. Hünkârımız bu laflarını işitmez. Biz fikirlerimizi olduğu gibi söyleriz. Padişahımızın yüzüne diyemeyeceğimi arkasından zinhar demem. Ahali huzursuz. Ahizade Efendi gıyabında cenaze namazı kılmak isterler. Padişah Efendimiz hiç hoşlanmaz bundan. İtaatsizlik olarak addeder ki işte o vakit maazallah ortalık kan gölüne döner. Ben diyeceğimi dedim. Madem ekser ulema vaziyetten şikayetçi, o halde yeni Şeyhülislam Hazretleri Yahya Efendi'ye gitmek lazım gelir. Doğru. Ahalinin sualine yeni müftümüz cevap vermeli. Ağizade Efendi'nin katli caiz midir, değil midir? Fetva isteyelim. Demek fetva istersiniz. Hünkârım. Ben kararımı vermişken ve dahi tatbik etmişken siz neyin fetvasını istersiniz? Niye susuyorsunuz? Aklınızdakini olduğu gibi söyleyin. Hünkârım, müsaadeniz olursa her ne sebeple olursa olsun ulemadan bir zatın, hele ki iftia makamında bir alimin katli vicdan sahibi herkesi yaraladı. Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Daha evvel
bir müftünün katledildiği görülmedi. Ancak herhangi bir müftünün padişahımıza ihanet ettiği de görülmedi. Merhum Ahizade Efendi size itaat etmeyip haşa huzurdan halliniz için hizip kurduysa bunun cezası mutlak idamdır. Mesele merhumun idam edilmesi değil, bu idamın ulema üzerinde bıraktığı tesirdir. Kılıcınızın gölgesi adalet terazisinin üzerine düşmüşken hangi kadı can korkusu olmadan hakkaniyetle hüküm verebilir artık? Can korkusu iyidir Sivasi Efendi. Bütün korkuların temelidir. Her kulumda olsun ki nerede, ne yapacaklar, ne konuşacaklar bilsinler, ona göre davransınlar. Benim hükümlerimi sorgulamak hiçbir kulumun haddine değildir. Doğru. Verdiğim kararların günahı da sevabı da benim boynumadır. Unutmayın, ben hanedan Ali Osman'ım. Devleti Aliye'nin mutlak ve yegane sahibi benim. Ben Allah'tan başka kimseye hesap vermem.